yapmaya da devam ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Olayları biliyorsunuz. Yani onun dışında da gelişen farklı bir şey yok. Sizden ricam soracağınız soruları, gündemin dışında bir şey olmaması. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Evet Cemal Bey. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Eskişehir basını ve Türkiye'deki basını çok seviyorum. Herkesi seviyorum. Memleketimi seviyorum. Eskişehir'i seviyorum. Devletimi seviyorum. Milletimi seviyorum. İyi ki sizler varsınız arkadaşlar. Allah hepinize sağlık versin. Bu Ramazan mübarek günde böyle bir şey yaşandı. İşte mücadeleyle, Zehra Hanım'ın mücadelesiyle kurtulduk. Allah'a şükürler olsun. Zehra Hanım çok şey yaptı, bağırdı, çağırdı onlara. Direndi. Ve direncinin sonunda da ikimizi de bağladılar, yatırdılar. Dedim ki kasada ne varsa alın götürün dedim. Yukarıda kasa dedik. Zehra Hanım anlatsın şimdi macerayı. Camiden geldi o. Saat 11'e 5 kala ben camiden geldim. Tabii şeyden haberimiz yok. Geldim şu kış bahçesinde oturuyoruz. Birimiz şöyle bir Cemalettin Bey böyle. Tamam, oturdum artık sularımızı işte kaplarımızı. Ondan sonra şöyle başımı çevirdim. İki tane simsiyah giymiş, simsiyah eldivenler. Sadece gözleri gülüyor. Ay Cemalettin bunlar ne dedi? Sus dediler. Ay sus deyince sanki Cemalettin'e şaka mı yapacaklar, böyle de şaka mı olur diye bir ürküldüm, tuhaf oldum. Ondan sonra Cemalettin döndü. Ay Cemalettin bir tanesi de yukarı çıkıyor dedim. Orada bizim bitiren canlar var. Yukarı çıkanlar gözüküyor. Ay bir tanesi de yukarı çıkıyor Cemalettin derken bir tanesi Cemalettin Bey'i, bir tanesi de beni etkisiz hale getirdi. Ellerimizi bağladılar. O siyah plastik bir şeylerle çekiyorlar. Kelepçe midir nedir? Kestiler. Ben tabii direndim biraz. Yapmayın, ne yapıyorsunuz? Mübarek günde. Tam işte şeyden, teravihden geldim yani abdestimle. Ay dedim bu mübarek günde, bu Ramazan mübarek günde bunlar da mı gelecekti başımıza? Siz ne yapıyorsunuz? Sizde hiç Allah korkusu yok mu diye ben direnmeye başladım. Tabii onlar bağladılar ayaklarımı, ellerim. Ayaklarım bağlı olduğu halde ben yine bir kalkmaya çalıştım. Dizlerimin üstüne, dirseklerimin üstüne düştüm tabii her yerim. Çok kötü oldu. Ondan sonra Cemalettin Bey'i yukarı çıkardılar. Bana devamlı kasanın anahtarını sordular. Yok dedim, burada değil, fabrikanın kasasında, evde değil dedim. Sonra dedim artık kasayı olduğu gibi kasayla beraber alın götürün dedim. Kasayı götürün dedim ama tabii o kadın bizde çalıştığı için anahtarın da kasanın da yerini biliyor. Doğru zaten kasaya gitmiş. Hiç geriye, orada 4-5 tane kapı var. Direkt şeye gitmiş. Kasanın olduğu yere gitmiş. Ve kasanın yanında biliyor tabii. Orada da anahtarları almış, kasanın anahtarını. Hepsini boşaltmış. Kasanın dışındakileri de götürmüş. 4 tane küçük çekmece vardı. Onları da olduğu gibi boşaltmış, götürmüş. Ondan sonra tabii bizi bağladılar. Ben dedim kasayı olduğu gibi götürün, kasayı götürün dedim. Sonra beni de yukarı çıkardılar. Cemalettin Bey'i yatırmışlar bizi koyun. Bana da yat dedi. Ben biraz direndim. Cemalettin yat işte dedi. Yat diyorlar dedi. Neyse yattım. Elimizi arkamızdan bağladılar. Ayaklarımızı da bağladılar. Sonra birbirimize bantladılar ayaklarımızı. Sonra üstümüzden kilitlediler. Ses kesildi. Ben şöyle biraz herhalde sağ tarafım artık gevşek mi oldu bilmiyorum ne oldu. Anlayamadım ben. Allah sağ Allah kolumu Allah kurtardım. Cemalettin gel şu çekmecede dedim şey vardı. Makas var dedim. O makası alalım da dedim. Keseyim ben dedim. Çekmeceden makas aldım. Elimizi ayağımızı kestim. Doğru telefona gittim. Bizim güvenliği aradım. Siz neredesiniz ya? Eşkıyalar bastı. Mahvoldum. Neredesiniz dedim. Selahattin açmış. Çok
gazetelerde çalışan bir sefer. Ben yani bundan sonrasını hatırlamıyorum ama bunları çok net hatırlıyorum buraya kadar. Tabii sonra vali gelmiş, sayın valimiz, emniyet müdürümüz. Onları bile hatırlamıyorum. Emniyet müdürümüz geldi, vali geldi, beni valimiz geldi. Beni götürdüler hastaneye. Burada bir sürü ambulans, polis arabaları, ekip arabaları. Burada hastaneye götürdüler işte film falan çekildi. Sonra yani hemen sabah oluverdi. O gece çok kötüydü. Kötü bir gece. Gece geçirdik. Allah kimsenin başına vermesin. Kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Sizi davet ettiler. Tabii beni davet ettiler. Söylettirmek için. Ben bayağı bir direndim. Zaten şu geçmiş hali, yüzüm şişti. Bayağı bir darp ettiler. Böyle oldu arkadaşlar. Mücadele ettik. Birbirimiz zehran mı olmasaydı şey yapamam. Yani başka bir kadın olsaydı elini çıkartamazdı. Elleri çok ince. Zaten 5 dakika bile sürmedi. Onların gittiğini anladım. Hemen biraz gevşekti herhalde. Biraz böyle gevşete elimi çıkardım arkadan. Makasa ulaştım. Makasını kestik elimizi, ayağımızı. Yani 5 dakika geçmedi aradan. Hemen telefonu gitti. Aslında hemen polis de geldi ama ekip. Polisler geldi, emniyet geldi. Efendim, son durum nedir olayla ilgili? Faillerin hiç bilmiyoruz ki. Bize bir şey söylemiyorlar. Siz kimlerden şüpheleniyorsunuz? İşte yakalanan kişileri tanıyor muydunuz? Tabii. 2 sene önce ben de çalıştım oldan yalın. Julia diye bir kadın. Tutuklanan kişi değil mi? Tutuklanan kişi. Onun haricindekileri tanıyor muydunuz? Yok. Nasıl tanıyacağım zaten? Şeyli maskeli ama benim bu elimi kolumu bağlayan o kocam diye tanıttı. Aslında sevgilisiymiş. Oydu. Hani aksanından, ses tonundan ve sadece gözlerinden tanıdı. Silahları var mıydı efendim? Ben silah görmedim. Ama silah ellerinde bir kama gibi bir şey vardı. Ben çok sıklı dedim, burası dedim. Böyle onun ucuyla kanıttırdı, kesti, yeniden bağladı falan. Evden çalınan miktar hakkında bir bilgi var mı? Vallahi yani kasayı alıp götürdüler. Ne kadar vardı efendim? Vallahi işte hesap etmedik ama bayağı vardı. Bayağı. Mesela bir örnek verebilir miyiz? Yok örnek. Cemalettin Bey, o ilk şeylerde, haberlerde yüklü miktarda döviz dendi. İstediler. Onu istediler. Bir milyon euro diyor. Dolar diyor. Ondan sonra dedik ki, hepsi fabrikada kardeş. Kasada ne varsa al git dedik. Kasada vardı, dolarımız, euromuz vardı, zehranımız. Ben de bilmiyorum zehranımın kaç lirası olduğunu bilmiyorum. Dolar da vardı, euro da vardı. Tamam, Zehra'nın ziynetleri vardı. Onların hepsini alıp gittiler yani. Alıp gittiler. Bu mücevherler ele geçirildi mi? Yok, hiçbir şey yok. Sadece o kadın. Sadece o kadın tutuldu. O 2 ay çalışmıştı zaten bizde. Valla 2 ay herhalde buraları öğrenmeye, keşfetmeye geldi. Bunların işi oldu. Ne zaman ayrılmıştı efendim sizden? 2 sene. 2 yıl önce. 2 sene önce 2 ay çalıştı. Evet. 2 ay çalıştı. Kendisi gitti zaten. Karı koca çalıştılar yani. Karı kocayı izlediler. Kocası değilmiş. Bağda çalıştılar bizim. Bağ evinde de kocası duruyordu. Bağ evinde de kocası. Burada sizin hizmetçiniz miydi kadın? Evet. Hizmetçiniz. Evde bir sonunda hizmetçiniz. Evet. Sabah gelip akşam geliyor. O şiddeti gördüğünüzde aklınızda ne vardı? Yani o anda öleceğinizi tahmin ediyor musunuz? Yani hiç öleceğim aklıma gelir, öyle bir şey aklıma gelmezdi. Biz burada çok güvenlikte olduğumuzu hissediyorduk. Bağlı olduğunuz şekilde yani o anda neler düşündünüz? O an zaten kapıyı kapattılar. O an oradan kurtulmayı düşündüm yani. Başka ne düşünebilirim ki? Şu elimi böyle şey yaparak, kanıttırarak, çekerek artık yırtılsa da şey olsa da bu elimi çıkardım. Oradan bir ay ben kurtulmayı düşündüm. Bulgaristan'dakilerin yakalananların iadesi konusunda bir bilgi verildi mi size? Yok valla işte yani. Siz nasıl basından biliyorsanız biz söyleyebiliriz. Biz de öyle. Bize hiç polis dün geldi gene cinayet masasından. Bir şeyler sordular. Biz soramıyoruz, sorumuza cevap vermiyorlar. Hani çok izli yürütüyoruz diyorlar.
Bilmiyorum bir şey. İzliyor. Efendim şu andaki sağlık durumu, psikolojiniz, değerlendirmeniz nasıl gidiyor? Yani tabii ki psikolojik olarak bayağı bir yüklendim. Allah kimseye göstermesin öyle bir olay. Hala mesela ürküyorum. O an aklıma geldiği zaman bütün sinirim kendi kendine oluyor. Bir şey oluyor mesela yukarı çık. Ay ben çıkmam korkuyorum. Yukarı çıkmaya korkuyorum. Güvenlik önlemlerini arttırdınız efendim? Arttıracağız inşallah. Arttıracağız. Bundan sonra arttıracağız. Çünkü hiç ne kamera var, ne alarm var, ne bekçi var, ne bir şey var. İki tane kapıda bekçi var. Biz güvendeyiz diye oturuyoruz. Adam karşıdan kapı açmış kendine. Tabii. Oradan elini kolunu bağlayarak, yani sallayarak geldi girdi. Anahtar kapının üstünde. Anahtarla girdi mi size karşı? Zaten giderken anahtarı götürdü yanındaydı anahtar. Teslim etmemiş. Teslim etmedi. Onlar yine öyle bir senaryoyla kavga etmişler güya gece. Kadın ikide üçte binmiş arabalarına gitmiş. Minibüsleri var. Çok kısa süre çalıştıkları için bunu iki yıldır da planlıyor diyebilir miyiz? Böyle bir şey çıkarabilir miyiz? Herhalde. Herhalde. Yani, tabii. Anahtarı da yanında götürdü. Yani herhalde planlıyoruz. Siz bu süreçte herhangi bir şüphe etmedik. Yalnız benim o onların yerine gelen bağdan, onların yerine gelen kadını takip etmiş. Bir gün geldi o, hadi benim birisi takip, sarıydı saçları, takibi olaya kadar. Sonra siyah yapmış saçlarımı. Beni dedi birisi takip etti. Tabii orada otobüsler duruyor, işçiler akılına giriyor ya. O onların arasına karışmış, girmiş. Herkes fabrikaya giriyor. Bir tek bize gelen iki kadın buraya doğru yöneliyor. Onları takip ediyor. O bağdaki çalışanı takip ediyor. Son durumu belki görmek için mi? Artık nedir işte onlar bayağı bir araştırma yapmış. Niye takip etti, ne oldu bilmiyorum tabii. O bağda onların yerine çalışıyor. Acaba hani orada geliyor mu, burada çalışıyor mu, bağ evine gitmişler. Kadını takip etmişler. Yani daha önce araştırmaları olmuş yani. Peki size göre çalınan eşyalarınız arasında çok özel diye adlandırabileceğiniz bir şeyiniz var mı eşyalarınız? Ay vallahi benim için hepsi çok özel. Demirel'in şeyleri var. Demirel'in saatleri vardı mesela. Hediye ettiği altın, loncalı saat vardı. Bir tanesi Cemalettin, bir tanesi benim. Cemalettin Bey, bunlar şimdi yakalandılar. Evet. Bulgaristan'da. Ne hissediyorsunuz efendim? Vallahi devletimiz büyük devlet. Allah razı olsun. Vallahi bir an evvel benim karşıma gelmesini istiyorum. Ben de ona aynı şekilde yüzü koyun yatırıp üzerine tekmeleyeceğim. O emniyet müdürümüze de söyledim. Ben dedim lütfen dedim onu geldiği zaman ona ben hani siz dediler merak etmeyin biz sizin şeyinizi fazlasıyla öcünüzü aldı kırpalar dediler kadını. Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz, Sayın Bakanımız, Sayın Bakanımız. Bilhassa bu işin şeysine, işe eğildiler. Evet, üstüne geçtiler. Çok eğildiler ve işte başarıyla yakaladılar yani. Başarıyla yakaladılar. İnşallah başka arkadaşlarımıza kimsenin başına gelmesin. Yani ben yabancı çalıştıran arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Şunu tavsiye ediyorum. Emniyete haber vermeden yabancı uyruklu insanları almasınlar. Almasınlar. Ve yani yabancı çalıştırmak gayet iyi, gayet iyi, iyi ama böyle şeyler, böyle şeyler olunca oldu yani bir sürü şey oldu. Herkes daha önce de yaşandı Türkiye'de, ülkemizde. Yani insanları kat eden bir birileri dahi oldu yani. Gelecek farkında değiller değil mi? Evet. Devlet büyüklerimizin arayanı oldu mu? Geçmiş olsun telefon aldı mı? Aradılar. Hepsi. Devlet büyüklerimiz hepsi aradı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah memleketimizi, devletimizi birlik beraberlik. Kurbak bile aradı, eşi aradı dün aynı sahneyi. Hepsi aradı. Hepsine sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Bakanlarımız aradı, evet, bakanlarımız, milletvekillerimiz, şey adamları, iş adamları, hepsi aradı. Yani Eskişehir'le hemşerilerimiz aradı,
tüccarlarımız aradı, sanayicilerimiz aradı, yurt dışından arayan oldu, müşterilerimiz aradı, böyle böyle diye. Yani hakkımızda hayırlısı, Allah bizi korudu, Allah bizi korudu. Yalnız ben karşı gelmedim, eşim karşı geldi. Onun için de beni onu, darp ettiler. Onu darp ettiler. Benim de şeyime çıktılar, üstüme çıktılar, çiğnediler beni de. Benim de çiğnediler. Yani böyle vaziyet bundan ibaret. Yani bilgilendirdik sizleri de. Sağ olun, eksik olmayın. Yani siz basınımız, de çok ilgi görüyoruz. Yani siz de çok ilgilendiriyoruz. Teşekkür ederiz size. İlgilendiğiniz için hepinizi çağırdık işte. Gelin kardeşlerim dedim, evlatlarım dedim. Cemalettin Bey, evet. Şimdi falanımız tabii ki sizleri de bağlayıp evde bıraktılar. Öldüre de bilirlerdi Allah korusun. Tabii Allah korusun. Peki bunu niye yapmadıklarını düşünüyorsunuz? Bir sebep var mı sizce? Tanımadık. Herhalde tanıdığımızı veyahut da işte bir onları sesinden, gözünden ben tanıdım mesela. Tanımamışlar diye herhalde bırakmışlar. Bilmiyorum. Tabii. Niyeti tabii. Olsaydı öldürebilirler. Öldürebilirler. Ellerinde her şey vardı. İmkan var. Tanıdığım dediğiniz motora bindikleri o şeyler var ya siyah. Yani muşambalar onlar da geldi. Soygunda aktif olarak sizin evinize gelenlerden biriydi. Zaten o yerini biliyor. Yukarıda 5-6 tane oda var, 5-6 tane kapı var. Doğru kasaya. Giyinme soyunma odasına giriyor. Hiçbir şeye ellemeden doğru kasaya gitmiş. Anahtarını da biliyordu zaten. Oradan almış anahtarı da. Evet arkadaşlar. Senin anahtar yerini biliyor muydu? Kasanın anahtarının yerini de mi biliyor? Yerini de biliyor. Şimdi çekmecelerine koyuyor. Bir tane çekmeceyi çekmeceyi. Yatak odasına şey yapmıyor, girmiyor. Öbür diğer odalara girmiyor. Doğru kasanın İki tane şey saatim var, kol saatim. Pahalı saatler hepsi. Var. 40 bin, 50 bin şey dolarlık. Onlara hiç ellemiyor. İkisi de duruyor arkada. Ama benim Rolex saatim. Hanımın kılığında alıp gidiyorlar. İşte o çekmecede orada ne var? Orada çekmecede ne varsa, kasada Emre, ne varsa. Emre imzalı iki saat vardı loncada. Evet, evet. Cemal onlar... Pazarı'nın çalışma odasına girseler onları da alacaklar. Yani orada da benim saat, kartiyer saati. Hemen yani böyle, vaziyet bundan ibaret. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Evet. Sağ olun, eksik olmayın. Kolay gelsin. Kolay gelsin diyorum. Zor bir meslek. Allah sizi korusun kardeşim. Bundan sonrası için bu atlattığımız olay kolay değil. Bundan sonrası için hem iş hayatımızda hem özel hayatımızda değişiklikler... Hiçbir değişiklik olmayacak. Aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Tek değişiklik eve son derece koruma sistemi yapılacak. Bir tek o olacak. Kameralar, arkadaşlar hepinize gerçekten teşekkür ediyoruz. Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere valimiz Özdemir Çakacak, Emniyet Müdürü Engin gerçekten bu işin içinde çok ciddi durdular. Evet. Ve bu bizim için çok önemli dediler. Sizler de beraber çok sahip çıktınız. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim sizlere. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.